Bu videoda sizlerle virüsler hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Evet, hemen konu başlığını şuraya yazarak işe başlayalım. Virüsler. Evet. Bana soracak olursanız tüm biyoloji konuları arasında en ilgi çekici olanın virüsler olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi ise virüslerin cansız ve canlı varlıklar arasındaki farkı ee, biraz bulandırarak böyle ortadan kaldırır gibi bir yapmasıdır, bir bulan bulanık bir hale getirmesidir. Bir türlü de söyleyemedim. Kendimizi ya da canlı olduğunu bildiğimiz şeyleri aslında düşünecek olursak canlıların yani yaşayan şeylerin nasıl şeyler olduğunu hemen biliriz, anlarız, değil mi? Ne yaparlar, doğarlar, büyürler ve sürekli olarak değişirler. Belki hareket ediyorlardır, belki de etmiyorlardır. Etrafındaki şeyleri metabolize eder, ürer ve sonra da ölürler. Evet, bunlar yaşamın ta kendisini zaten bize tanımlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Biz insanlar da bunun bir parçasıyız. Bakteriler, bitkiler, ee, taksonomi sistemini biraz alt üst ettim ama sizin yaşamı gördüğümüzde ne olduğunu anladığımız ve bildiğimiz dediğimiz zaman kendimize ne demek istediğimizi e, anlarız değil mi? Yani ya da ben bunları söylediğimde ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Tüm bunların yanında virüsler ise bir protein ya da protein kapsülü içindeki bir takım genetik maddelerden ibarettir. Hemen şuraya çizeyim. Bu arada genetik bilgi herhangi bir formda olabilir. RNA olabilir, DNA olabilir tek iplikli RNA, çift iplikli RNA. Tek iplikli RNA'yı bu şekilde yani RNA'nın önüne TI koyarak yazıyorum. Çift iplikli DNA'yı ise CI DNA olarak şöyle not edelim. Evet. Burada önemli olan virüslerin tüm bu formlara sahip olabileceğini, yani kalıtsal bilgi ya da bir nükleik asit iplikleri içerdiklerini anlamamız. İster tek ya da çift iplikli RNA, ister tek ya da çift iplikli DNA olsun, bu bilgi kılıf denilen bir protein yapısı içinde bulunur. Genellikle 20 yüzlü bir şekil olarak çizilir, çizildiği zaman. Şimdi ben doğru düzgün çizebilecek miyim tabi bilmiyorum ama aşağı yukarı böyle buna benzeyen bir şey gibi düşünün. Tabi tüm virüsler buna benzemek zorunda değil. Yani Binlerce çeşit virüs olduğunu da unutmamalıyız. Bu videoda virüslere bir giriş yaparak virüslerin ne olduğu ve nasıl çoğaldıkları konularını inceleyeceğiz. Evet, söz konusu virüsler olduğunda mümkün olan her şekilde çoğaldıklarını aklımızın bir köşesine yazmalıyız. Her neyse ne diyorduk? Virüsler burada da çizmeye çalıştığım proteinlerin bir araya gelmesinden oluşan bir protein kılıfına sahiptir. Bu kılıfın içinde de kimisinde RNA, kimisinde de DNA olmak üzere bir takım genetik bilgi bilgiler vardır. Hemen bahsi geçen genetik maddeyi de buraya çizelim. Evet. Protein tabii ki de böyle şeffaf değil ama eğer olsaydı içindeki genetik maddeyi görebilirdik. Evet, genetik bilgilerken genetik maddeleri bu şekilde kastediyordum arkadaşlar. Peki, şimdi soruyorum. Sizce bu şey canlı mı? Evet. Şimdi bu haliyle oldukça cansız görünüyor öyle değil mi? Büyümüyor, değişmiyor, etrafındaki şeyleri metabolize etmiyor ve eğer kendi haline bırakılırsa aynen masanın üzerine bırakılmış bir kitap gibi orada öylece duracağına dair bahse bile girebiliriz. Evet, hiçbir şekilde değişmez. Size bu bir takım moleküllerin bir araya gelmesinden oluşmuş bir şey dediğimde ilk aklınıza gelen şey Aa, bu kesin canlı bir şey diye düşünmek olmaz. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu kesinlikle canlıdır demeyiz. İlk aklımıza o gelmez yani. Ama virüsler hakkında tartışma yaratan şey, virüslerin bizim canlı olarak tanımladığımız şeylerle karşılaştıklarında canlanmalarıdır. Örnek olarak bir virüsün kendini bir hücreye bağlamasını verebilirim. Şunu biraz daha küçük olarak çizeyim. Evet. Bu bizim virüsümüz olsun diyelim. Evet. Virüsü küçük bir altıgen olarak çiziyorum. Virüs kendini hücreye bağlayacak demiştik. Bu hücre herhangi bir hücre olabilir. Bir bakteri, bitki ya da insan hücresi fark etmez. Buraya da bir hücre çizelim. Hücreler virüslerden çok ama çok daha büyüktür. Hücre eğer yumuşak bir zara sahipse virüs bu hücrenin içine girmenin bir yolunu bulur. Zaman zaman hücrenin zarıyla birleşirler konuyu olduğundan daha karmaşık bir hale getirmek istemiyorum ama zaman zaman virüslerin de kendilerine ait zarları olduğunu söyleyebiliriz. Bu zarın nereden geldiğinden az sonra bahsedeceğim. Şimdi bu virüsün kendine ait kılıfı çevresinde bir zarı olduğunu düşünelim. Bu zar hücre zarıyla birleşince virüs hücrenin içine girmiş olur. Hücrenin içine girmenin yollarından biri bu. Başka bir yol nadiren de olsa virüs Hücre üzerindeki bazı protein reseptörleri sayesinde hücreyi ikna eder. Bu arada bu yolun aynen Truva atı hikayesine benzediğini, yani hücrenin aslında virüsleri istemediğini de eklemem lazım. Evet, virüs bir yolunu bularak hücreyi kendisinin yabancı bir madde olmadığına ikna eder. Bunu nasıl yaptıkları konusunda yüzlerce video hazırlayabiliriz. Hatta ve hatta bu halen araştırılmakta olan konulardan da biri. Bazen hücre virüsü tüketir. Başka bir de işte hücre virüsün işine yarayacak bir şey olduğunu düşünür ve virüsü kullanır. Bu şekilde virüsün etrafını sarar. Bu kenarlarında birleştiklerini düşünün böyle. Virüs bu sayede hücrenin içine girer ve buna endositoz adı verilir. Yani hücre virüsü sitoplazmasına katar. Bu arada bunun sadece virüslere özgü bir şey olduğunu düşünmeyin sakın. Virüslerin hücre içine girmede kullandıkları yollardan biri de bu. Ama sadece biri. Daha sonra bu hücre şimdilik bunun bir bakteri hücresi olduğunu düşünelim. Bu hücre evet bakterinin sert bir kabuğu bulunur. Başka bir renkte çizeyim bir dakika. Evet. Bu bir bakteri ve bu da sert kabuğu olsun. Bazen de virüsler hücrenin içine girmez. Dışarıda böyle takılırlarken genetik bilgilerini hücreye enjekte ederler. Pek ölçeğine uygun bir çizim olmadı ama neyse. Gördüğünüz gibi virüslerin hücre içine girmek için kullandıkları çeşitli yollar var. Ama işin ilginç kısmı virüsler hücreye girdikten sonra başlıyor. Evet, virüsler hücre içine girdikten sonra genetik maddelerini hücrenin içine salar ve genetik maddeleri burada yüzmeye başlar. Genetik maddeleri eğer RNA formundaysa ki virüslerin mümkün olabilecek her şekilde işlediklerini tahmin ediyoruz. Henüz tam olarak e, tüm virüsleri bulmuş değiliz. Bizim e, bildiğimiz virüsler ise az önce de söylediğim gibi bu işi her şekilde yapıyor. Evet, konuya dönelim. Eğer RNA'ları varsa bu RNA hücre tarafından hemen kullanılmaya başlanabilir. Şimdi bunun hücrenin çekirdeği olduğunu düşünelim çekirdeğin içinde hücrenin DNA'sı vardır. Normalde DNA, RNA'ya kopyalanır, öyle değil mi? Yani normal işleyen bir hücrenin çekirdeğinde RNA zaten vardır. Bu RNA ribozomlara gider ve tRNA aracılığıyla bu proteinleri üretir. RNA'nın farklı proteinleri kodladığını da biliyoruz. Bundan farklı bir videoda bahsedeceğiz. Üretilen proteinler de hücredeki değişik yapıları oluşturmaktan sorumlu. Virüsler işte bu sürece ya da mekanizmaya saldırıyor. Buradaki RNA hücrenin kendi RNA'sının yapacağını yapıp bunları değil de kendi proteinlerini kodlamaya başlıyor. Ve kodladığı proteinlerin ilkinin görevi çoğu zaman onun işini bozacak diğer DNA ve RNA'ları öldürmek. Kendi proteinlerini kodlar demiştik. Bu proteinler daha fazla virüs kılıfı oluşturur. Bir sürü bir sürü virüs kılıfı. Aynı zamanda bu RNA'da kendini kopyalar. Bunu hücrenin mekanizmalarını kullanarak yapar. Kendi haline bırakılırsa öylece duracak olan virüs hücre içine girdiğinde hücrenin güzelim mekanizmalarını kullanarak çoğalmaya başlar. Bu işin biyokimyası tek kelimeyle harika. Bu RNA'ların bu kılıfların içine girebilmelerinden bahsediyorum arkadaşlar. Virüs yeteri kadar çoğaldığında ve hücrenin kaynakları tükendiğinde Şimdi tüm bu virüslerin hücrenin kaynaklarını kullanarak kendilerini kopyaladıklarını düşünelim. İşte o zaman da virüsler hücrenin dışına çıkmanın bir yolunu bulur. Var olan tüm virüsleri henüz keşfedemediğimiz için virüslerin çoğu diyeceğim. Evet virüslerin çoğu yeteri kadar çoğaldığında bazı proteinler salıp ya da protein oluşturup hücrenin kendisini öldürmesine ya da zarının çözülmesine sebep olur zar çözünür ve hücre parçalanır. Evet, bunu not edelim. Hücre parçalanır. Hücrenin parçalanması hücre zarının kaybolması anlamına geliyor. Bu olduğunda ise virüslerin hepsi serbest kalır. Videonun başında virüslerin bazılarının kendi zarları olduğundan bahsetmiştim. Peki virüsler bu e, bilipit zarlara nasıl oluyor da sahip oluyor acaba? virüslerin bazıları hücrenin e, içinde kendilerini kopyaladıktan sonra hücreyi öldürmez arkadaşlar. Yani hücre her zaman parçalanmak zorunda değil. O kadar çok virüs ve o kadar farklı işleyişleri var ki, bazılarının hücreyi öldürmeden, bazı proteinler yardımıyla hücre dışına çıkmanın yollarını bulacaklarını düşünmek çok da zor değil. Evet, bazı virüsler, tomurcuklanır. Tomurcuklanmak demek virüsün hücre zarına baskı yapıp onu dışarıya doğru ittirmesi anlamına geliyor. Oluşan görüntü bir tomurcuğa benzediği için de buna tomurcuklanma ya da tomurcuklanmak deniyor. Bu olduğunda virüs hücre zarının bir kısmını da beraberinde götürür. Evet, virüs buradan koptuğunda bu zarın bir kısmı da onunla beraber kopacak. Bunun neden faydalı bir şey olduğunu anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Bu zara sahip olduğunuzda hücrenin bir parçasıymış gibi gözükürsünüz. Öyle değil mi? Yani başka bir hücreye bulaşmak istediğinizde de artık yabancı bir madde gö e gibi görünmeyeceksiniz. Hücrenin bir parçası gibi görüneceksiniz. Zaman zaman olmadığınız biri gibi görünebilmek son derece faydalı bir şeymiş yani. Bu arada virüsler hücre DNA'sını bozmaları yeterli değilmiş gibi bu DNA'yı değiştirebilirler de. Yani bozmakla kalmıyor sadece değiştiriyor. Arkadaşım kurcalama değil mi demek istiyorsun ama işte değiştiriyor. Buna verilebilecek en güzel örnek ise HIV dediğimiz, e, not edelim bunu. E, HIV son derece inanılmaz bir retro virüstür. Biliyorsunuz böyle bir hasta, hastalık var ya arkadaşlar HIV virüsünün sebebi olduğu. Bu virüslerin RNA'sı vardır hücre içine girdiklerinde şu şekilde çizeyim. Beraberlerinde bir protein getirirler. Şimdi bu protein de nereden çıktı diye düşünüyorsanız eğer bunların hepsinin başka hücreler tarafından üretildiğini unutmayın. Virüsler hücrelerin amino asitlerini, ribozomlarını ve nükleik asitlerini kendi işlerine yarayacak proteinleri üretmek için kullanır. Başka bir de işte beraberlerinde gelen bu proteinler aslında başka hücrelere ait olan proteinler. Bahsi geçen protein bir ters transkriptazdır. Ters transkriptaz virüsün RNA'sını DNA'ya kopyalar. RNA'dan DNA kopyalaması inanılmaz, öyle değil mi? Bu keşfedildiğinde DNA'dan RNA'nın kopyalanması paradigması birden çökmüştü. RNA'dan da DNA kopyalanabileceği keşfedilmişti ve bu yeteri kadar kötü değilmiş gibi virüs bu DNA'yı hücre DNA'sı ile birleştirir. Evet bu DNA konak hücrenin DNA'sı ile birleşir. Sarının hücre DNA'sı olduğunu düşünelim. Bu da çekirdeği olsun. Gördüğünüz gibi bu virüs bulaştığı hücrenin genetik işleyişine karışıyor. Bakteriler hakkındaki videoda her bir insan hücresi için yaklaşık 20 tane bakteri hücresi var demiştik bizimle birlikte yaşarlar. Kimisi çok faydalıdır. Kuru kütlemizin de yüzde onunu oluştururlar demiştik ve laf olsun diye oradadırlar. Yani kim olduğumuzu değiştirmeye çalışmazlar. Bunları söylemiştik. Ama retrovirüsler hiç de uslu durmayıp genetik işleyişimizi değiştiriyor arkadaşlar. Genlerim benim kim olduğumu belirler ama bu virüsler gelip bunu değiştirebiliyor. DNA'nın parçası olduktan sonra DNA'dan RNA kopyalanması yoluyla kendi proteinlerini kodlarlar. Bazen uykuda ya da etkisizdir ve bir şey yapmazlar ama bazen de çevresel bir uyaran sonucu yine kendileri için kodlama yapmaya başlarlar. Kendilerinden daha da fazla üretirler. Yani ne oluyor? Çoğalıyorlar yani. Ve bunu organizmanın hücresinin DNA'sından yaparlar. Artık organizmanın bir parçası olmuşlardır. Bir organizmanın parçası olabilmek için onun DNA'sının bir parçası olmaktan daha iyi ve özel bir yol yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu gerçekten e, acayip bir durum yani. Hatta organizmayı da bu şekilde tanımlarız. Tüm bunlar yeteri kadar korkutucu gelmediyse hemen devam edeyim. Buyurun tamam. Organizma DNA'sının bir parçası olan virüslere provirüs deniliyor. Evet, eğer bu yeteri kadar korkutucu değilse burnumuzdaki ya da kolumuzdaki bir hücreye bulaşan bu virüs Hücre mitoz bölünme geçirdiğinde ortaya çıkacak diğer hücrelerin hepsinin virüs DNA'sına sahip olmasına sebep olur. Bunun çocuklarımıza geçmeyecek olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama virüsler sadece somatik hücrelere değil, üreme hücrelerine de bulaşabilir. Evet, bunlar gametleri üreten üreme hücrelerine bulaşabilir. Bu arada gametlerin erkekler için sperm, kadınlar için de yumurta hücreleri olduğunu hatırlayalım. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi virüs DNA'sı gamet DNA'sına bulaştığında virüs çocuklarımıza da geçmiş oluyor. Çocuklarımız da aynen bu şekilde kendi çocuklarına geçirirler ve az önce de söylediğim gibi bu bana göre son derece korkutucu bir şey. Araştırmacılar insan genomunun %5 ila 8'inin, tabi bu durum Bizim esasında ne olduğumuz hakkında düşünmemize de yol açıyor. Bazı kaynaklarda %5, bazı kaynaklarda %8 olarak okudum. İnsan DNA'sını başka organizmaların DNA'sıyla karşılaştırıyorlar ve insan genomunun %5 ila %8'inin virüslerden, kendi DNA'larını üreme hücrelerimizin DNA'sıyla birleştirmiş antik retrovirüslerden geldiğini buluyorlar. Bunlara endojen retrovirüsler deniliyor. Bakın bence bu son derece inanılmaz bir şey çünkü virüsler sadece laf olsun diye orada değil. Yani e, bize faydalıdır ya da zararlıdır bilmiyorum ama DNA'mızın %5 ila %8'inin onlardan geliyor olması son derece etkileyici bir durum. İşte genetik çeşitliliği etkileyen bir başka şey. Virüslerin bu yaptıklarının bilimsel adı yatay DNA transferidir. Bazen bir virüs bir türden bir diğerine geçip örneğin A türünden B türüne geçtiğini düşünelim. B türüne bulaşabilmek için mutasyona uğrar. Ama ilk türün DNA'sının bir kısmını yanında getirir. Ama bazen de mesela buradaki provirüs gibi kendisi için kodlamaya başladığında mavi kısım virüs, sarı kısımda hücrenin DNA'sı olsun, kodlama yaparken diğer organizmanın DNA'sından parçalar alır. Çoğunluğu virüs DNA'sıdır ama kendisini kopyalayıp kodladığında organizmanın DNA'sından bir parça da alabilir. Başka bir deyişle bir organizmadan aldığı DNA kalıntılarını başka bir organizmaya yani bir türün bir üyesinden başka bir türün başka bir üyesine aktarır. Virüsler türler arası ayrım yapmadıkları için ortaya DNA'nın türler arasında geçiş yapabileceği fikri çıkıyor. Biz her ne kadar kendi kendimize olduğumuzu ve kendi aramızda ürediğimizi ve belirli bir popülasyon içindeki bir çeşitliliğe sahip olduğumuzu düşünsek de virüsler transdüksiyon yoluyla DNA'nın yatay transferi adı verilen olguyu hayata geçiriyor. Bir kere daha tekrar edelim. Yatay transdüksiyon virüsün kendini kopyalarken organizmanın DNA'sından da bir parça alması anlamına gelir. Bu virüs başka bir organizmaya bulaştığında da o DNA'yı beraberinde götürür ve böylece DNA organizmadan organizmaya atlamış olur. Bu gezegenimizde tanıdığımız tüm yaşamın yani DNA'nın bir araya gelmesi demektir. İşin en korkutucu kısmı bu da değildi. Bu kısmı belki de en sona saklamalıyım. Virüslerin birçok sınıfı var ama terminolojiye biraz aşina olmanız adına virüsler bakterilere saldırdığında ki bu antibiyotiklere iyi bir alternatif olacağı için araştırdığımız bir konu. Evet ne diyorduk? Evet, virüslerden daha kötü olan bazı bakterilere saldıran virüslere bakteriyofaj adı verilir. Bakteriyofaj. Videonun başında bahsetmiştim. Bakterilerin hücre duvarları sert olduğu için virüsler bu durumda DNA'larını hücre içine enjekte eder. DNA açısından düşünecek olursak bu bir pro virüstür. Virüsün bu şekilde hücreyi parçalaması litik döngü olarak adlandırılır. Bu konulardan sorumlu olduğunuz bir biyoloji sınavınız varsa bu terminoloji kesinlikle işinize yarayacaktır. Virüsün DNA'sını konak hücrenin DNA'sı ile birleştirip bir süre etkisiz kaldığı döngüye ise lizojenik döngü deniliyor. Lizojenik döngü Provirüsler, ökaryot yani çekirdek zarı olan hücrelerde lizojenik bir döngüden geçer. Ve lizojenik döngüden bahsedildiğini duyduğunuzda aklınıza bakteri DNA'sında etkisiz ya da uykuda olan virüs ya da bakteriyofaj DNA'sını getirmelisiniz. Neden bahsettiğimi daha iyi anlayabilmeniz için gelin e, internetten aldığım şu iki resmi beraber inceleyelim. Birisi Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'ne ait bir görsel. Resimde gördüğünüz yeşil noktalar bu arada bu resim aslında siyah beyaz olmalı yani sonradan renklendirilmiş. Evet, resimde daha büyük olarak gördüğünüz şey insan bağışıklık sisteminin bir parçası olan bir akyuvar. Ve bu akyuvarın yüzeyinden tomurcuklanan yeşil noktalar ise HIV-1 virüsleri. HIV ee, ak yuvarlara bulaşan bir virüs ve bağışıklık sistemi çöktüğünde ortaya çıkan sendroma da e, AIDS diyoruz. AIDS ile hastalar, bağışıklık sistemin normal şekilde çalışan insanları etkilemeyecek enfeksiyonlara yakalanırlar. Video boyunca söylediğim şeyi yine tekrar edeceğim ama bu minik noktaların hücrelerin kaynaklarını kullanarak kendi DNA, RNA ve protein kılıflarını üretiyor olmaları sizce de son derece korkutucu değil mi arkadaşlar? Bu da yetmezmiş gibi hücrenin yüzeyinden tomurcuklanıp bu kısımdaki zarı da beraberlerinde götürüyor ve kendi DNA'larının bir kısmını bu hücrenin DNA'sında bırakma ihtimalleri de var. Bir nevi hücreyi yeniden programlıyorlar. Buradaki de yine korkutucu bir başka resim. Bunlar bakteriyofajlar. Az önce anlattığım gibi bu bir bakteri. Bu da bakterinin sert olan hücre duvarı. Hücre duvarı sert olduğu için virüsün bu duvarla birleşmesi ya da içinden geçmesi oldukça zor. Ama akıllı virüsler bakterinin hemen yanında takılarak kendi genetik maddelerini bakterinin içine enjekte ediyorlar. Resme bakıp virüslerin boyutları hakkında bir fikir edinmeniz de mümkün. Mesela bu bir hücre ya da bakteri. Minnacık virüslerin yanında ise aynen bir gezegen gibi duruyor değil mi? Evet, virüslerin bakterilerin neredeyse yüzde biri boyutlara sahip olduklarını söyleyebiliriz. Daha az bile olabilir. Bu kadar küçük oldukları için de onlardan kaçmak ya da uzak durmak hemen hemen imkansız. Virüslerin HIV, Ebola ya da SARS gibi egzotik isimleri olduğunu düşünüyorsanız haklısınız. Ama bunların yanında bizi nezle yapan, grip olmamıza sebep olan son derece yaygın virüsler de var. Burun kanalımıza bulaşan virüsler bizi nezle yapıp burnumuzun akmasına ve diğer şeylere sebep oluyor. Su çiçeği hastalığının sebebi de virüsler. Herpes simplex virüsü uçuklara sebep olur. Evet, virüsler her yerde. Sizinle şu anda vücudunuzda bir virüs olduğuna bahse bile girebilirim. Her yerde. Ama yine de videonun başında sorduğum, neredeyse e, filozofik diyebileceğim soru, hala önemini koruyor. Virüsler canlı mı? Bir yandan içinde bazı nükleik asit molekülleri olan ve kendi halinde duran bir protein olduklarını biliyoruz. Bu tanımdan yola çıkarsak canlı olduklarını söyleyemeyiz. Yani beslenmiyor, hareket etmiyor, bir şeyleri metabolize etmiyor ve üremiyorlar. Diğer yandansa hücrenin yaptıklarını ve kendilerine ait herhangi bir mekanizmaları olmamasına rağmen hücreyi kullanarak nasıl çoğaldıklarını düşündüğümüzde ise aslında ne kadar da akıllı bir yaşam formu oldukları sonucuna ulaşıyoruz. Düşünsenize, diğer yaşam formlarının yaşadığı sorunların hiçbirini yaşamıyorlar. Buradan yola çıkarak kendi varlığımızı da sorguluyoruz. Yani sizce biz DNA içeren varlıklar mıyız yoksa sadece DNA'nın transferini sağlayan mekanizmalar mıyız? Viral enfeksiyonların çeşitli DNA ve RNA formları arasındaki savaşlar olduğunu düşünmek de son derece ilgi çekici. Her neyse size bu kadar felsefi tartışmalarla boğmak istemiyorum. Umarım bu video sayesinde bana göre biyolojideki en etkileyici sözde organizmalar olan virüslerin ne olduğunu anlamanız sizin için daha kolaylaşmıştır arkadaşlar.